Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lev asîran. Ilemû enne afdalel-kitâbi kitâbullah ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kulli dalatin finnar. Ve biz senedil muttasiler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ebgadul halali ilallahi attalak sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhimus salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinin emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden emme hutaba, cemaat-i müsliminin, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ebgadul helali ilallahi attalak. Helal olan, yapılması da bir günah olmayan, mahzur olmayan, Allah'ın yapabilirsiniz dediği helal olan şeylerin Allah'a en sevimsiz olanı karı boşamaktır. Bu karı kelimesini kullanıyorum. Buradan biraz kabak geçiyor diye bazılar alınıyor ama hukuk dili böyle. Bugün medeni kanunda da karı koca, karı ifade edilir. Karı demezseniz evlilik anlamı ifade etmiyor. Onun için bu kelimeyi kullanıyorum. Alışkanlık olarak da bu kelimeyi kullanıyorum. İslam'da Allah Zülcelal Hazretleri kainatın düzeni ne zaman sona erecekse ki ona biz kıyamet diyoruz. O zamana kadar dünyanın da düzeninin devam etmesini irade etmiş. Dünya düzeninin devamını insanların yaşamasına bağlamış. İnsan olmazsa dünyanın güzelliği de yok, çirkinliği de yok. Dünyaya insanlar güzellik veya çirkinlik veriyor. İnsanların devam etmesini de evlenmeye bağlamış. Buna nikah diyoruz. Nikah dışında birleşmeleri yasaklamış. Hem Kur'an-ı Azimüşşan'da velilere ve evlenecek olanlara emir verilmiş olmanın yanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinde de evlenmenin gerekli olduğu, hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nikah benim sünnetimdir, evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren, evlenmeyen benden değildir diye de bir hadis irat buyurmuştur. Mazeretsiz evlenmeyenler, meşru, geçerli bir özrü olmaksızın evlenmeyenler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliyle lanetlenmişlerdir. Efendim falanca evlenmedi, filanca evlenmedi. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi arasında da evlenmeyenler var. Bunlardan en çok hadis nakledilen Ebu Hureyre başta geliyor. Evlenmek farz olaydı, mutlaka Peygamberimiz ona evlen evladım derdi. Farz değil. Hanefi fıkhının dayandığı şey bu. Farz olaydı, evlen derdi. Onun evlenmesine, evlenmemesine göz yumdu. Neden? Ebu Hureyre Hazretleri'nin bir kere kendi geçindirecek bir şeysi yok. Hanım alsa hanımını geçindirecek bir şeysi yok. Sebebi de her zaman söylüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dizinin dibinden ayrılmıyor.
hiçbir hadisi kaçırmak istemiyor. İnen vahiylerden hiçbir ayeti kaçırmak istemiyor. Onun için gece gündüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gölgesi gibi onun yanından ayrılmıyor. Böyle olunca da tabii malı mülkü yok. Kendini geçindirecek bir şey yok ki evlense hanımını nasıl geçindirsin. Peygamberimiz demek ki böyle bazı meşru özürler, ilim tahsili meşru bir özürdür. O da devamlı ilim tahsili. Hayatı boyunca Peygamberimizin ondan hadis öğreniyor, ilim tahsil ediyor. Onun için kaçırmak istemiyor, hiçbir hadisi ayrılmıyor. Bu bir özür, anlıyoruz. İşte böyle meşru bir mazereti yoksa evlenmemeyi Peygamberimiz doğru bulmuyor. Allah Celle Celaluhu'nun dünya düzeninin devam etmesi iradesine aykırı oluyor. Peygamber de hiç sevmiyor. Onun için lanetlemiş. Şimdi tabii burada bazı sorular da akla gelebilir. Efendim bazı hadisler gördük biz bazı kaynaklarda. Ahir zamanda evlenmemek, çoluk çocuğu sahibi olmamak daha iyidir. Hatta kelp, köpek sahibi olmak, çocuk sahibi olmaktan daha iyidir gibi kitaplarda kayıtlar var. Buna ne diyorsunuz denebilir. O hadis bu kitapta bahsediliyor, bu kitapta var. Gümüşhaneli Hazretleri gerçekçi bir alim, objektif bir alim. Hadisleri alıyoruz, kaynağını söylüyor. Diyor ki ben bu hadisi aldım, doğru buldum. Kaynağı şu, sen bu hadisi zayıf görüyorsan alma diyor. Tam bilimsel hareket ediyor. Biz de okuyoruz. Bu konuda da evlenme hakkında hadisleri yazarken, söylerken o hadisi de almış. Ancak onun hakkında bir kere çok şey var, eleştiri var. Hadis olup olmadığı çok tartışmalı bir. Hadis olsa bile karısının nafakasını temin edemeyecek, kocalık görevini yapamayacak olanlar içindir. Çocuklarına babalık yapamayacak olanlar içindir diye yorum getiriyor. Başka alimler de var. Yani bunu da böyle aklına takılanlar için arz ediyorum. Şimdi evlenmek asıldır. Teşvik edilmiştir. Hatta zahiri mezhep erbabı evlenmenin farz olduğunu söylerler. Hanefilerde evlenmek farz değil. Ancak kendini zinadan alıkoyamayan, zinaya düşmesi muhakkak olan kimselerin evlenmesi farzdır. Zinaya düşmesi şüpheli olanların evlenmesi vaciptir. Sağlam insan zina yapmaz. Olsa bile evlenmek sünnet-i müekkededir. Sünnet-i müekkedenin karşılığı da vaciptir. Vacip ayarında terk edilmesi caiz olmayan bir sünnettir evlenmek. Bu kadar isteniyor. İnsan neslinin devamı isteniyor. Özellikle Müslüman zürriyetinin çoğalması Kur'an tarafından isteniyor, Peygamber tarafından isteniyor. Peygamber çok çocuk doğuran kadınlarla evlenin diyor. Öyle hadisleri var Efendimizin. Çok çocuğun yapın diyor. Bu Peygamberimizin arzusu. Evlendikten sonra bu evlilik devamlı olacak. İslam'da nikah devamlıdır. Müt'a nikahı yarım saatliğine, bir saatliğine, bir günlüğüne, bir haftalığına, bir aylığına muvakkat geçici zaman için yapılan evlilik geçersizdir. Deliller var, o konulara girmiyorum. Müt'a nikahı geçici süre için bir kadınla bir para karşılığında evlenmek yanlıştır. Nikah diye bir şey yoktur. Hanefi fıkhına göre, Şafii fıkhına göre, Maliki fıkhına göre, Hanbeli fıkhına göre. Evlenmenin devamı isteniyor. Evlenmek ebedi olmalı. Ebedi olmalı ne demek? Ölünce kadar devam etmeli. Hatta karı koca birbirlerini haramdan sakındıracakları için Kur'an'da ayetler var. İkisi de cennete gidip orada da birbirlerine eş olmalı. Ebedi sözünden bunu kastediyoruz. Ebedilik Allah'a mahsus tabii de sözümüzü böyle yorumlamanızı istiyoruz. Şimdi asıl olan bu. Fakat İslam insan dinidir. İnsanın yaratılışına, aklına en uygun dindir. Gençler birbirlerini beğenerek kültürleri, eğitim tarzları, görüşleri, aile yapıları vesaire araştırırlar ki bunlar küfü, denklik meselesidir. Evlenirken bunlara bakılacak. İslam'da bu madde vardır. Denk olmayan kızını başka birisi istese
kızı da o oğlana varmak istese babası zorlayamaz ama hakime başvurur. Benim kızım kendi ailemizle denk olmayan birisiyle evlenmek üzere diye bu evlenme engel olabilir hukuk yoluyla. Ama döverek, bastırarak bunu yapamaz. Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. Denklik böyle önemli, geçimin güzel olması için. Böyle denklik var, taraflar birbirlerini beğenmişler, her şey iyi. Akla, mantığa uygun, istişareye uygun, istihareye uygun başlayabilir. Ama sonradan bazı olaylar çıkabilir ortaya. Karı koca birbirinden tamamen soğuyabilir. Birbirlerini hiç görecek gözleri olmayabilir. Yeni durumlar doğabilir. Birbirlerinden ayrılmaz, ayrılmamalıdır. Nikah ebedidir, hiç ayrılmamalıdır. Boşanma hakkı yoktur dersek bu insan yaratılışına aykırı olur. İnsanlar kalp sahibidir. Kalpte bir halden bir hale devamlı dönen, durum değiştiren bir organdır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik, kalpleri bir halden bir hale çeviren Allah'ım benim kalbimi dini İslam üzere sabit kıldı. Her gün dua ederlerdi. Peygamberken, masumken. Biz de her gün bu duayı yapmalıyız. Yani insanlar bir karara durmazlar. Böyle birbirlerinden tamamen nefret etmiş, iğrenmiş. Artık bu iki kişinin, bu karı koca olan bu iki kişinin boşanmalarına müsaade etmezsek zindan olur. İkisine de zindan olur dünya. İşkence olur. Bu da insanın yaratılışına aykırıdır. İslam insanın yaratılışına en uygun din olduğu için fevkalade durumlarda, özür kabul edilebilecek durumlarda kocanın karısını boşamasına, karısının kocasından boşanmasına cevaz vermiştir. Cevaz vermiştir yani mubah kılmıştır, helal demiştir ama Allah boşanmayı sevmiyor. Yuvanın devam etmesini istiyor. Onun için buyuruyor ki Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın helal kıldıklarının içerisinde Allah'ın hiç sevmediği maddelerden birisi de karı boşamaktır. Karı boşamaktır. Yani bu şu oluyor. Meşru mazeretler varken karınızı boşasanız Allah hesaba çekmez. Cevaz vermiş. Fakat madem ki sevmiyor boşamayı, bir şey demiyor, sorguya çekmese bile sevmediğine göre sabretseniz büyük ecir kazanırsınız. Büyük ecir kazanırsınız. Bunu bilenler, ince düşünenler, alimler, evliya kişiler karı boşamamışlar. Mesela Kars şehrimizde Anadolu'ya ilk gelen Fatih Gazi dervişlerden Hasan-ı Harakani Hazretleri var. Büyük zat, hem alim, hem mücahit, cengaver, hem de büyük evliya. Bunun bir hanımı varmış. Son derece geçimsiz bir hanımmış. Hasan-ı Harakani Hazretlerine çok hakaretler edermiş. Onu adam yerine saymazmış. Ama hoca kimseye hanımın böyle demezmiş. Ta Buhara'dan namını duyup gelen bir tefsir alimi yaya, o zaman otobüs yok, uçak yok, at üst sırtında veya yaya olarak ta Kars'a kadar gelmiş bu alimin elini öpeyim diye, bir şeyler öğreneyim diye kapıyı çalmış Hasan-ı Harakani Hazretleri. Evliya adam kimseye yük olmazmış. Peygamber kimseye yük olmadı dünya yaşamındaki, geçimdeki gerekli şeylerde. Onun için oduna gitmiş, dağa oduna gitmiş. Ev de yok. Kapıyı çalmış. Hoca Efendi Hazretleri burada mı demiş hanımına. Hanımı kimi soruyorsun demiş. İşte demiş Hasan Hoca Efendi'yi. Ne? Böyle hoca diye bir adam yok. Sülüğün birisi var. Edepsizin, ayasızın, dangalağın birisi var, uyuzun birisi. Başlamış artık ne söylüyorsa, diline geldiyse. Adam, alim adam anlamış meseleyi. Karnı kızınca hakaret ettikten sonra demiş ki hanımefendi, sen kocana böyle diyorsun ama ben onun için, ben de alim adamım. Ta Buhara'dan buraya geldim. Kocan böyle bir değerli insan. Bu zahmeti katlandım. Deyince demek benim kocam öyle
makbul insan mı demiş. Evet demiş. Ben de alim adamım. Buraya kadar geldim. Pişman olmuş. Şimdi olana bak. Tam o sırada da Hasan-ı Arakani Hazretleri sırtına odunu yüklemiş. Başkasına emir verse herkes odun getirir ona. Hayır diyor. Kendim. İhtiyacını kendi görüyor. Resulullah Efendimiz de pazardan filesini taşıtmıyor kimseye. Kimseye yük olmak yok İslam'da, sünnette. Sırtına odunu yüklemiş. Demiş ki benim hanımı ikna ettin. Artık benden sonra, bundan sonra bana hakaret etmeyecek. Her gün aslan gelirdi. Sırtıma odunu yükle derdi. Ben de ona yükle getirdim. Hanımı ikna ettin, bizim aslan gelmedi demiş. Sırtımda odun taşıttın bana demiş. Bu bir menkıbedir ama bir hakikat payı var. Evet, boşayabilirsin. Çok geçimsiz bir kadını ispat edersin geçimsizliği, boşayabilirsin. Meşru bir mazeretin vardır ama sabredersen çok zor bir iş. Sakal bıyık gibi gece gündüz burnun dibinde. Böyle bir insana nasıl sabredeceksin? İşte sabrederseniz evliya olursunuz. Ondan diyorum, evet helaldir, sevmiyor Allah. Boşamayı sevmiyor. Katlanırsanız evliya oluyorsunuz. Şimdi İslam'da boşamak vardır. Bazı dinlerde boşamamak asıldır. Evlendiniz mi artık öyle gideceksiniz. Bu insanın yaratılışına aykırı bir, bize göre tabii bir sistemdir. Arz ettiğim gibi sonradan ortaya bazı durumlar çıkabilir. Bu iki insanın bir arada oturması mümkün olmayabilir. Buna rağmen devam edeceksin demek vaka mutabık değildir. Gerçeğe aykırıdır. İslam da gerçek dindir. Bunun buna cevaz vermiştir. Ne zaman kadın kocasını boşayabilir? Evet, erkeğin karısını meşru olarak boşayabilmesi, karısı zina ederse. Zina etmek öyle kuru zanla olmaz. Zina ettiği dört erkek Müslüman adil, adil Müslüman erkek şahidin karısını başka adamla, başka erkekle tam cinsel birleşme halinde açıktan görmüş olması kaydıyladır. Böyle ispat edilirse zina sabit olur. Dört şahit yok, bir var, iki var, üç var. İftira edene iftira cezası verilir İslam hukukunda. Efendim bir koca karısını başka erkekle yakalasa, bir dakika durun ben size dört tane erkek şahit bulup geleceğim. Olmaz, bu da mantığa aykırı. Ona da yol var. Kocası açısından sadece bizlerin, Müslümanların diğer Müslümanlara bu zinacı filan deme konularında dört tane erkek adil Müslüman şahit bir kadının veya bir erkeğin zina ettiğini tam o vaziyette, efendim evinden çıkıyor her gün, olmaz. Çıplak vaziyette görmedikçe bu kadın zinacı, bu erkek zinacı diyemeyiz. Ama kocası böyle karısını yakalamışsa, böyle durumda bir yol vardır. Kadının zina halinde yakalayan koca hakime gider. İslam hukukuna göre konuşuyorum. Bunlar Medeni Kanun'un resmi evlilikten sonra her Türk vatandaşı dini merasim icra edebilir safhasını ben size anlatıyorum şimdi. Onun için bunları burada duyup da hakime söyleyemezsiniz. Medeni Kanun'daki şartlar başkadır. Ama ben bir Müslüman olarak sizlere bu bilgileri veriyorum. Özel hayatınızda uygulayıp uygulamamak size ait. Şimdi böyle bir durumda hakime gidersin. Yol var, şahidin yok. İslam'da bu tabii, İslam'da bu. Anlatırsın hanımın zina ettiğini. Hakim hanımı da çağırır, seni de çağırır. Kur'an-ı Kerim'de buna mülâhane derler, bir yol var. Der ki sen beyefendi hanımın zina ettiğine, işte Allah huzurunda doğru söyledin ya, yemin eder misin, şahitlik eder misin? Dört defa söyler. Benim hanımım zina etti, doğru söylüyorum. Allah şahidim. Beşinci de eğer ben iftiracıysam, yalan söylediysem yerin göğün laneti tepeme yalsın. Kendini beddua ettir. Bir Müslümanın Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak, mahrum kalmak demek olan
melun olmanın ne dediğini, ne olduğunu bildiği için lanetli olma hiç yanaşmaz. Tabii Müslümana göre bu sistem. Ondan sonra kadına der, sen zina etmedim diyorsun. 4 defa, işte ben zina etmedim. Eğer yalan söylersem, yerin göğün tepesi lanetli tepeme yalsın diye. Böyle buna lanetleşme derler, lian derler. Lian, lanetleşme demek. Kur'an'da geçiyor. Şimdi bizim, ben Erenköy tarafında oturuyorum, Sahra Cedid tarafında. Oradan geçirken bu vesileyle söylemek istiyorum. Ahmet bilmem ne dükkan açmış. Lian bilmem nesi, söylemiyorum çeşidini. Ya Müslümansın, lian kelimesi konur mu oraya? Konur mu oraya? Mübarek adam bilmiyor bunun ne olduğunu. Dükkanın başına lahva yapmış böyle. Büyükçe lian bilmem nesi diye. Yapmayın böyle. Lian lanetleşme demek. Lanet yeri mi orası? Sen Müslümansın. Allah'tan lanet mi istiyorsun ya? Böyle şey olur mu? Bir başka yerde de bakıyoruz. Hınzır bilmem nesi. Ya hınzırın sen ne olduğunu bilmiyor musun? Adın da Ali. Üstünü yazıyor üstünde. Bu bilgisizliklere düşmeyelim. Cahillik yapmayalım. Bir Müslüman böyle şeyler yapmaz. Suç istese bile ilan etmez ya. Sen rahmet istiyorsun, bereket istiyorsun. Lanet mi istiyorsun? Lian yazdın oraya. Domuzu seviyor musun sen? Ay sevmem. E niye yazdın oraya? Güya arkadaşlar arasında seni hınzır, seni filan. Güya sohbet, samimiyet ifadesi olarak belki yazdı. Olmaz. Bir şey ver ki neyse. Bu lanetleşme hali vardır. Evet, şimdi karısının zinası halinde koca karısını boşayabilir. Karılık görevini yapamıyorsa, delirmiş. Tabii gelip giden delilik değil. Kadınlık görevini yapamayacak derecede aklı uçmuş deli haline gelmişti ki bu tıpla, doktorlukla bilinir. İslam'da da bu ehli hibre vardır, bilir kişi. Kadı havale eder. Böyle kadınlık görevini yapamayacak derecede akıl hastası. Ne yaptığını bilmiyor. Tamam, boşama hakkı vardır. O zaman Allah sormaz. Veya kadının kadınlık uzvu yaratılıştan kapalı, operasyonla, ameliyatla gidirilemiyor. Dedi ki evlenmekten ana hedef Müslümanların çoğalmasıdır. O madde de vardır birçok maddeler içerisinde. Tenasül uzvu kapalı, tamir edilemiyor. Boşama hakkı vardır. Cüzdan, baras illeti gibi iğrenç hastalıklar bunlar. İnsanların kaçtığı iğrenç hastalıklar. Sen böyle bir hastalığa yakalanmış karısına sabah akşam sakal bıyık gibi beraber yat kalk desek, o dünya o adama zindan olur. Böyle iğrenç hastalıklara yakalanmışsa tedavisi mümkün de değil. Böyle olabilir, olabilir, boşanma caiz olabilir. Çekilmez şekilde böyle huysuz, geçimsiz bir kadının bu durumunu ispat ederek gene bir erkek karısını boşayabilir. Kadınla kocasını aynı şekilde, kocası delirmişse, kocalık yapamayacak şekilde aklı uçmuşsa, keza cüzdan ve baras illeti gibi iğrenç bir hastalığa koca yakalanmışsa, kocanın iktidarı yok, kocalık görevini yapamıyorsa, tabii bunlar tıbben sabit olacak. Bu konuda sorular soruluyor. Burçların, astrolojinin İslam'da yeri var mı diye? Hayır. Mümin Allah'a inanır, Muhammed Mustafa'ya kulak verir, o ne dediyse yapar, aklı selimini kullanır, doğru olanı yapar. Bunun ötesinde Allah'a tevekkül olur. Öyle yıldızlar şöyleydi, ben falan buruşta doğdum da bugün işim ters gidecek, bunların İslam'da yoktur. Falcıya Müslüman hiç inanmaz. Gelecek bu konular inşallah. Falcıya hiç inanamaz. Gazete köşesinde olsa bile falcılığa inanılmaz. İslam'da yoktur. Çünkü Muhammed Aleyhisselam öyle laf ediyor ki, okuyacağız inşallah. Kim yalancıya olan kahine, falcıya inanırsa bana indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Çünkü gaybı Allah'tan başka kimse bilmez yazıyor orada. Hayır bir şer Allah'tan diye yazıyor. Sen de gidiyorsun bir yalancı kahine,
yarın ne olacak, ne oldu filan diye kayıptan haber soruyorsun. Kur'an'la zıtleşmektir. Din gider, din gider, Allah korusun. Böyle kötüdür, böyle yanlış bir şeylerdir. Bunlara düşmemek lazım. Şimdi biz boşama konusuna gene dönelim. Kadın kocası bu şekilde geçimsiz, son derece kocalık görevini yapamıyor. İğrenç hastalığı yakalanmış, delirmiş, ne yaptığını bilmiyor. Erkeklik diye bir şey yok. Bu gibi durumlarda onu arz edecektim. Burç meselesine ondan girdim. İslam hukukuna göre burçların, bu yıldızların insan hayatına etkisi olabilir. Ama bu adam falan burçta doğdu, mesut olacak, zengin olacak. Bunlar yalan. Öyle değil. Biliyorsunuz ay, bazı memleketlerde ay ışığı oldu mu deniz kabarıyor. Bir etkisi var. Ayın yaklaşması, uzaklaşması, ışıklarının direkt gelmesi gibi. Tam bu konuları ben bilmiyorum ama etkisi böyle olabilir. Onun için yılın mevsimlerinin de dünyanın güneşe göre durumu, aya göre durumunun da insanın fiziki yapısı üzerine etkisi olabilir. İslam hukuku bunu kabul ediyor. Onun için bir yıl bekletir kocasını. Başaramazsa bir yıl içerisinde ayırır. Bu mevsimlere göre fiziki değişiklikler olabilir. Bu sadette vardır burcun veya işte yıldızın etkisi. Ama bunun ötesinde gazete köşesine bakıyor şimdi Ayşe. Aa, ben bugün doğdum, mutluyum. Yanlış. Ben bugün bedbahtım. Yanlış. Böyle şeyler, falcılık yoktur İslam'da. Evet efendim. Şimdi meşru bir mazereti olmadan karı boşamak arş-ı alayı silkindirecek kadar büyük veballi günahtır. Büyük günahtır. Yehtezzü lizâlikel arş. Arş silkinir diyor. Neden? Dünya nizamı aile yapısına bağlı. O dünya nizamını sarsacak kadar büyük günah işliyorsun. Arş silkinir bu günahın vebalinden. Ve Peygamberimiz sık karı boşayan maymun iştahlı erkeklere lanet ediyor. Lanet ediyor. Allah'ın rahmetinden uzak kalsınlar diyor. Dünya nizamıyla oynuyor. Toplum nizamıyla oynuyor. Var ayola karı boşanmaz. Evleninceye kadar iyi seçeceksin. İyi bakacaksın, araştıracaksın. Bunların hepsine cevaz var. İstişare, istihare edeceksin. Bunlar sünnet. Evlendikten sonra hiç ayrılmamak üzere o niyetle adımını atacaksın. Fevkalade durumlarda ancak karı boşayabilirsin. Arz ettik size. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 34. ayetinde فَاِنْ اَطَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا. Evlilik birliğinde İslam'ın öngördüğü kurallara uydukları sürece, ey erkekler, kadınlarınızın aleyhine bir yol aramayın. Boşama da bunun içinde. Kadının sokağa atılması demektir boşamak. O, bu ayet ona işaret ediyor. Peygamberimiz de mazeretsiz karı boşayanlara lanet ediyor. Bunu arz etmek istiyorum. Şimdi bir de boşamanın vacip olduğu durumlar vardır. Evet, boşamak kötü ama bir de vacip, gerekli, farz. Evet, nasıl? Evet, böyle olayları biliyoruz. Kız edepli, Müslüman, efendim, oğlan tanınmış bir ailenin oğlu, tahsili var, etiketi var, maddi durumları iyi, görünüş çok güzel ama iç alemi, sırları Allah bilir. Adam söylememiş, piyasaya karşı neden evlenmiyor, neden evlenmiyor sorularından muhatap olmaktan bıktığı için iktidarsız olduğu halde bir kıza talip olmuş. Görünüş güzel, o kız da ona varmış. Biliyor, böyle olaylar biliyoruz. Aradan 3-4 sene geçiyor, kız çok edepli. Öyle kız var mı hocam şimdi? Var. Hiç ağzını bıçak açmayan, babasına bile söylemeyen kızlar var elhamdülillah. Böyle güzellikler olmasa, ahlaklı kimseler, dünya çoktan yıkılır zaten. Bir vesileyle bu durum ortaya çıkıyor. Böyle durumda kocalık görevini yapamıyor adam. Öteki de iffetinden kimseye şikayet etmiyor. Zulmediyor. Zalim o adam. Olabilir.
Böyle durumlar ortaya çıkabilir. Olabilir, mümkün. Nadirattan da olsa bu durumda karısına kocalık görevi yapamayan adamın karısını boşaması farzdır. Zulmediyor çünkü. Gece gündüz zulmediyor. Kadıncağız iffetli olsa, şikayet etmese bile kimseye, bu herifin o karıyı boşaması ona farz olur. Farz olur. İslam böyle akıl dinidir. İnsanlara en uygun dindir. Şimdi boşama iki türlü olur. Bu konularda sizi uyarmak istiyorum. Şimdi bunlar tabii arz ettiğim gibi Medeni Kanun resmi evlenmeden sonra özel hayatınızda isterseniz uygulayacağınız hükümlerdir. Bu konuları sağda solda pek öğrenemiyorsunuz. Ben arz ediyorum. Şimdi boşamak asıl olarak kocanın hakkıdır İslam dinine göre. Hakim kararına gerek kalmaz. Temel kural budur. Boşama lafzı, sözü ağzından çıktı mı mahkemeye falan başvurmaya gerek yok İslam dinine göre. İki türlü boşama vardır. Konuşulduğu zaman sadece karı boşamada kullanılan sözler var. Bunlara sarih lafız, boşama lafızları denir. Boşal, boşsun, seni boşadım gibi. Bu sözü başka yerde kullanamazsın. Sadece karı boşamada böyledir. Böyle sözlerle bir erkek karısını boşarsa buna talak-ı rici derler. Yani böyle bir boşamışsa adam, haksız boşamışsa gene o yerin göğün laneti tepesine yağar, arşı silkilendirir. Nikahın, boşamanın, köle azat etmenin şakası yoktur çünkü. Aile ulvi bir kurumdur. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Benim diyor kurallarımı, koyduğum kuralları, sınırları oyuncak edinmeyin diyor Allah. La tettehizu huzuve. Onun için Müslümansan, Müslümanlık kurallarına uymak istiyorsan bu boşadım, boşsun, boşal gibi lafları dilinden atacaksın. Lügatından sileceksin. Ya kardeşim ben bu şaka yaptım ya. Dinlemiyor. Delilin diyeceksin tabii sen şimdi. Tabii delilin, istemek hakkın var. Şunu bir kere kafana koy. İslam dininde hiçbir atmosfer hüküm yoktur. Ya Kur'an'a dayanır ya hadise dayanır. Kur'an ve hadisin ışığında verilen bir içtihada dayanır. Palavra sıkılmaz. Palavra sıkan adam öbür tarafta Müslümansa başına neler geleceğini bildiği için öyle atamaz. Çünkü bu dünya sona erecek. Cevat Hoca bir gün böyle burada konuşamayacak. Sen de öyle, ben de öyle. Bunu bilen bir adam hiç dinde olmayan bir şey uydurabilir mi? Kesinlikle olmaz bu iş. Eğer gerçekten Müslümansa, sorumluluktan korkuyorsa. Onun için mesela Bakara suresinin 229-230. Ayetleri, 231. ayetlerinde boşamak iki defadır. Ondan sonra ya tutarsınız ya güzellikle salıverirsiniz. Eğer hanımı boşarsan, üçüncü defa boşarsan, başka bir erkekle evlenip o da boşamadıkça tekrar eski koca ya helal olmaz. Helal olmaz. Dikkat edin ifadelere. Gene ey Muhammed Mustafa ve ümmeti, kadınları boşadığın zaman onları iddetlerini gözeterek boşa. Üç tane ayet var. Dikkat ederseniz burada niyet edip de boşarsanız kelimesi yok. Niyet kelimesi yok. Boşama, boşama var. Başka yerde var. Niyet kelimesini kullanıyor Allah. Burada boşamada niyeti aramamış. Üç tane ayet var boşamayla ilgili. Niyeti aramamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Hazreti Ömer'in oğlu en alim sahabilerden Abdullah bin Ömer var. Karısı hayızlıyken boşamış. Gelmiş demiş ki kızdım, boşadım keratayı. Ne durumdaydı demiş. Hayızlı durumdaydı. Git karına dön. Yanlış iş yapmışsın. Şimdi kadını boşayacaksanız iddetini gözet dedi ya. Temizken boşayacaksın. Yani kadın kirliyken boşamayacaksın. O da ayrı bir suç. Ya hocam kafa kızmış zaten sabret. Sabret diyor zaten, boşamayı istemiyor ya.
Onun için sana temiz halini bekle diyor. Vazgeçirecek seni. Dert zaten boşamaman. Kirlilik haline karıyı boşarsan ayrıca bir günah. Git demiş, yanlış iş yaptın. Karına dön. Boşayacaksan temizlenince boşa. Yine orada niyet ettin miydi? Hani öfkelendim, boşadım diyor ya. Niyetin var mıydı diye sormamış. Niyet şart olaydı peygamber. Böyle bir niyetin var mıydı? Sadece öfke eseri mi söyledin diye sorardı, sormamış. Karı boşamak kötü bir şey. 40 senedir evli. Kafa kızmış. Bir sürü çoluk çocuktan sonra boşal demiş. Kızmış. Kimseye duyurma. Herkes kınar ya. Bu yaşta da boşanıyor teyze. Bu yaşta hacı hem falan diye ayıplarlar. Böyle laflar, boşal, bostun, boşadın gibi laflar söylemişse kimseye duyurmadan gel eve, hanımınla yat kalk, öp hanımını, elini sık, nikah tazelenir. Ama bu da oyuncak değil. O boşsun dediğin anda mehir var nikahta. Onu vereceksin, borçlandın artık. Ödeyeceksin, ceza sırası. Ödeyeceksin. Şimdi mehrini ödeyen kaç kişi var? Kul hakkıdır. Öbür tarafta şimdi ses çıkarmasa bile, helal etmediyse sana, öbür tarafta can benim can derdine düşecek. Allah öyle söylüyor. Hanımından, karısından, kızından, anasından, babasından, oğlundan kaçacak insanlar diyor. Hakkı varsa alır de benden diye. Kendim ateşe düşeceğime hakkım oluyor mu, o gitsin. İnsan yaratılışı böyle. Orada alır, kul hakkıdır. Allah da karışmıyor kul hakkına. Kendi haklarını siliyor ama öne kul haklarına karışmıyor. Onun için şimdiden böyle dediysen ödeyeceksin. Veya ya ben senden para için mi geldim? Bağışladım gitti, ne güzel. O ayrı iş. O kadına bağlı bir yücelik, insanlık. Derse ne güzel. Böyle bir söylediniz mi, mehri ödeyeceksiniz. Bir hakkınız öldü. Bir daha yaptınız bu hatayı. İki hakkınız oldu. Bir daha yaparsanız, 100.000 hoca getirseniz onunla evlenemezsiniz. Diyor, o kadın başka birine isterse varacak. Zorlayamazsın. İsterse bir başka kocaya varacak. O kocayla yatıp kalkacak. Danışıklı dövüş olmaz diyor. Peygamberin hadisleri var böyle. Ya hiç elleme ha arkadaş filan de olmaz diyor. Ona da lanet ediyor. Evlenecekler. Adam isterse boşayacak. Boşandıktan sonra yine kadın isterse sana gelmek isterse yeniden evlenebilirsin diyor. Böyle olasılıklar, ihtimallere bağlı bir şey. Böyle bir şeysi vardır. Çok hiç kaçınılmaz sonucu vardır. Onun için bu kelimeleri sık kullanmayın. Böyle değil hocam. Kafam kızdı, defol git şuradan dedim. Ha, bunlara kinaye lafızlar denir. Ne maksatla söyledin oğlum? Yok hocam, boşamak filan aklımın köşesinden bile geçti. Kafam kızdı, çık git dedim. Gözüm görmesin, anan evine git dedim. Boşama niyetim hiç yoktu. Gel, hiç korkma, hiçbir şey yok. Nikahında hiçbir leke yok. Bunlar da söyleme ha. Ya oranla kafana böyle bir niyet gelirse, o zaman işte yeni bir merasim olmadan o kadınla evlenemezsin. Bak, boşadım, boş ol, boşsun sözlerinde kimsene duyurma dedim. Gelirsin böyle bir ilişki kurasın, nikah tazelenir. Ama böyle defol, git, gözüm görmesin dedin mi? Bunu boşama niyetiyle söylediysen iki şahit bulacağın, yeniden mehir tayin edilecek. Ve merasimle evleneceksin. Öbür türlü dokunamazsın. Yabancı kadın olmuştur. Buna da talak-ı bain derler. İslam dininde Kur'an'a göre okudum, arz ettim size. Böyle hükümler vardır. Şimdi efendim, hangi devirdeyiz hocam? Ben Müslüman'ın hükümlerini, Kur'an hükümlerini anlatmak üzere buradayım. Kabul edersin, etmezsin. O beni ilgilendirmiyor. Ben Müslüman'ım. İnsanlar burada gittiler, izin aldılar, geldiler. Bu bir konu, dini konuda hocam konuş dediler. Ben de izin üzere konuşuyorum. Benim görevim sadece bildirmek. Efendi, beğenmezsen sen bilirsin. Şimdi kadın boşayamaz mı efendim? Evet, şimdi onları arz edeceğim. Şimdi kadının kocasını boşayabilecek durumlarını arz ettim konuşmamın başında. Koca da karısına boşama hakkını verebilir. İstersen, ne zaman istersen veya şimdi veya 3 gün içinde ne zaman istersen
veya hiç 3 gün şimdi kayıtlarını koymaksızın istediğin zaman benden boşanabilirsin. Bu hakkı sana verdim diyebilir koca. Buna talakın tefvizi denir. Tefvizi talak denir. Var İslam hukukunda. Hiçbir kayıt koymamışsa bunu söylediği zaman kocası karısına, o meclise karısı boşadım seni derdi mi? Bitti iş. Bitti iş. Ve bu elini tutmayla filan yenilenmez. Yeni merasim yapman lazım kadını ikna edip, yeni merasim böyle boşamalarda. Bir böyle var, talakın tefvizi var. İki, ya kadın mesela kocasından boşanmak istiyor. Mazeretsiz boşanmak isteyen kadın da melundur. Kadın da melundur. Yuvayı devam ettirmek için fedakarlık yapacak iki tarafta. Ama hukuk olarak çok zengin kadın kocasına diyor ki sana bir daire vereyim veya 100 milyar vereyim, boşama hakkını bana ver. Buna da muhalaa derler. Hulu, bu da vardır İslam dininde. Böyle boşama olduğu zaman talak-ı baindir. Özel merasim olmadan bir daha bir araya gelinemez. Evet, şimdi efendim böyle bir hata çıkmış adam elinden. 3'e kadar boşama hakkı var. Adam akılsızlık etmiş. 3 talakı birden kullanmış. 3 defa boşal filan demiş. Hanefi fıkhına göre 3 defa gitti. Temelli gitti hanım. Ondan sonra pişman olmuş. Etekler tutuşmuş. Arkadaşına gidiyor, askeri arkadaşına, iş arkadaşı. Arkadaş, benim hanımı al, evlen ama elini sürme ha. İşte bir hafta sonra boşayıver de ben yine hanıma döneyim. Çok rezil oldum ya filan. Peygamber diyor ki le'anellahul muhallile vel muhallele lehu. Bu kanışıklı herife de, o sahte tekeye de, bunu yaptırana da Allah lanet etsin diyor. İslam oyuncak değil. Ağzını tut. Nikah, evlenme müessesesi oyuncak değil. Tut ağzına çıkanın kulağını duysun. Böyle bir cezaları da var. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın en sevmediği şey, mubah, caiz olan şey karı boşamaktır sözü bizleri, size bunları açıklamamızı açıklamamıza götürdü. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud, İbn-i Mace, Hakim Müstetekin'de İbn-i Adi Tabarani, Beyhaki Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.